Bugün Cengiz Bey'in günüydü. Yaptığı çorba lebeniye çorbasıydı. Yani onu yapmaya çalışmıştı ama yapamamıştı. Çorbasını beğenmedim. Daha çok ekşili yuvarlamaya benziyordu. Bugün Cengiz Bey'in evindeydik. Çorbasından başlamak istiyorum. Çorbası zahmetli bir çorbaydı ama çorba gibi değildi. Sulu yemek gibiydi. Köfteleri olsun, nohutlarını hazır almıştı. Büyük fiyasko. Kesinlikle kabul etmiyorum. Özellikle bu yarışmada zaten hazır ürünler için bir sürü yorum yapılıyor. Yani bunu izleyen biri olarak kesinlikle buna dikkat etmesi gerekiyordu. Çorbasını beğenmedim. Tadı, tuzu zaten yağlıydı. Tatsızdı. Çorbayı çorba olarak görmedim yani. Bugün Cengiz Bey'in evindeydim. Çorbasının içinde köfte vardı. Ondan sonra pirinç vardı. Çorbası fena sayılmaz. Bugün Cengiz Bey'in evindeydik. Çorbası suluydu gerçekten ama tadını beğendim. O yüzden bir de nohutu hazır kullanması çok da hoşuma gitmedi. Keşke kendisi haşlasaymış. O yüzden hani öyle olması biraz üzüldüm açıkçası. Yorumlar hakkında boş yorumlar yani. Hiç dolu bir şey yok efendim. Dolu bir şey yok. Dolu bir şey görmedim. Yemekten dahi anladıklarını düşünmüyorum yani. Ara sıcağında peynirli kol böreği vardı. Yalnız hazır almıştı hamurunu. Ve bildiğimiz gibi içerisine sadece peynir koyup getirmişti. Herhangi bir emeği de yoktu. Ara sıcağı Cengiz Bey'in börekti. Kol böreği. Biz ondan aslında büyük bir beklenti içerisindeydik. Hazır almış hamurunu, yani nohutu bırak, hamuru hazır almış. Nasıl böyle bir şeye cesaret etti? Masaya nasıl bu şekilde geldi ki? Ben soru soruyorum ve bana cevap olarak bu hazır demiyor, itiraf etmiyor. Resmen üstünü kapatacaktı ki masada çok bunun üzerine de oynadı. Konuyu kapatmaya çalıştı ama tabii ki yemedik. Asla konuyu kapattırmadım. Ara sıcağı kol böreğiydi. Onu da hazırdan kullanmıştı yufkasını. Ona da bir şey söyleyemeyeceğim yani, o da sayılamıyor maalesef, benim gözümde yok. Salatası da fazla iyi değildi. Nar ekşisini sonradan koydu. Baştan koymamış. Salatası da bundan iyi değildi. Ana yemeği kuzu haşlama, terbiyeli kuzu haşlama ki terbiyesini görmedim ama terbiyeli kuzu haşlama ve şehriyeli pirinç pilavıydı. Pilavın dibi tutmuştu, lapa lapaydı. Kuzu haşlama zaten kuzu haşlama değildi. Gördüğünüz gibi, siz de gördünüz. Kuzunun içine çekmiş, getirmiş, gerdanı koymuş. Bir iki tane sebze haşlamış, bırakmış. Onu da beğenmedim hiçbir şekilde. Ana yemekte kuzu haşlama ve pirinç pilavı eşliğindeydi. Ama ikisi de ne kuzu haşlamadan haberi var, ne pilavın pilavlıktan haberi var. İkisi de farklı bir şeydi. Ana yemek zaten masada bugünün konusuydu. Haşlama zaten bir misafir yemeği değil. Biz asla haşlamayı bir misafire yapmadık. Annelerimiz bizi hastayken yapardı. Bizim evin vitaminli yemeğiydi. Böyle bir şeyi ilk defa bu masada gördüm ki bir yarışma burası. Buna dikkat edilmesi lazım. Ama onu bırakıyoruz. Kuruydu. Onu maksat, onu sulu yemek, güzel yemek. Asla ana yemek, yani haşlama, önümüzde haşlama yok. Pilav, çok merak etmiştim Cengiz Bey'in pilavını. Lapa ve bunu kabul etmiyor. Cengiz Bey, pilavınız lapa, yanık. Pilav başta karıştırılmaz. Sonradan bir kere karıştırılır. Zaten siz onu fazla ocağın altına bırakmışsınız yani. Onu yakmışsınız, buna müsaade etmişsiniz. Karıştırmakla alakası yok. Kesinlikle pilavla paydı. Bunu kabul etmedi. Yani çok şaşırdım kabul etmemesine. Kuzu haşlamanın suyu yok dediler. Fakat ben kibarlık olsun diye böyle bir sunum gerçekleştirdim. Yok suyu yok, şuyu yok, buyu yok. Öyle bir şey ben kabul etmiyorum. Ben harikalar yarattım. Kıskandıkları için başka bir şey yok. Tatlısı tam bir fiyaskoydu. Cevizli kadayıf tatlısı. Yani ben çok büyük böyle bir hayal etmiştim. Ama tamamen bir fiyasko tatlısı. Tatlının da kızarması fena değildi. Cevizini unutmuş. Yağlıydı biraz da. Şerbeti de öyleydi. Bekti fazla ben beğenmedim. Dondurmayı da şekerim olduğu için yiyemedim. Tatlı da zaten yağ yedik kadayıf dışında. Gerçekten karnımı ağrıttı yani. O kadar çok yağ koymuş ki. Yani hiç beğenmedim onu da. Yani benim Cengiz Bey'e önerim, o türkü söylesin, yemek yapmasın bence. Çünkü olmuyor, olmamış. Tatlı kadayıf, aslında biraz sevinmiştik masa olarak. Güzel bir tatlı bekliyordum. Ya ben bugün aslında Cengiz Bey'den bekliyordum ya. Tatlı margarin ağızda bırakıyor. Bir kere cevizi yok. Çok iyi karşılamadı. Yaptığımız yorumlara çok da cevap veremedi. Yorumlara karşı. Sükut durdu. Karşılık veremedi. Cengiz Bey'in evinde konuk olduk. Misafirperverliği güzeldi. Zaten çok yükselemedi. Yaptığımız yorumlar biraz diğer günlere nazaran ağırdı. Çünkü eksikleri çoktu, yanlışları çoktu. Buna rağmen sakin kalmayı başardı. Misafirperverliği iyiydi yani bu konuda. Cengiz Bey'in sofra düzenine gelince sarıyla, goldla, silver'ı karıştırmaya çalışmış. Hani çok da göze batmıyordu ama o kenardaki runner'ı gördüm, o pembeliği gördüm aslında sonrasında. Hani bir şey demek istemedim ama ya o neydi? Ne alaka pembelik? O yüzden masada o çiçek zaten kendisinden geçmiş. Yanında hiçbir şey desteklemiyor. O yüzden hani sıradan bir masaydı. Cengiz Bey, bizim önümüze bugün asla menüde yazılan ürünler gelmedi. Ne ana yemek yazıldığı gibi haşlama değil, ne tatlı, cevizi yok. Ya cevizli tatlı yazıyor ve önümüzde cevizli tatlı yok. Antep fıstığı var, cevizi yok. Yani en azından keşke Antep fıstıklı yazsaydınız. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değildi. Yani ben çok şaşırdım. Ne getirdi? Bize hazır, yufkadan mıdır desem, hamurdan mıdır desem. Sadece emek olarak açtı, içini doldurdu, fırına verdi. Tam bir fiyasko. Börekçiden bu şekilde börek yedim ben. Unutmayacağım hiçbir şekilde. Yemekteyiz tarihi. Yani ben bir börekçi olsam, bunu iddia ediyor olsam öyle bir şey hayatta yapmazdım. Çünkü derim ki misafirlerim benden böreğimi beklerler, benim yaptığım, açtığım. Ya öyle bir şey yapması demek bizi önemsemediği anlamına geliyor. Yani ben hiçbir şeye özenmedim, risk de almadım. Siz hazır yiyin, ne yapıyorsanız yapın. Ya belki sormasak söylemeyecekti bile. Ya ben arkadaşlarımın da yorumlarına katılıyorum yine. Onlar da aynı şekilde eleştirdiler. O yüzden yani yaptığı çok yanlıştı. Yarın Fadime Hanım'ın günü. Bakın onun da masası boş olacak. Hiçbir şey olmayacak. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi. Yok işte haşlamayı ben bu şekil getirsem kocam işte itiraz eder falan. Öyle bir şey yok. Bak yarın da onun günü. Göreceğiz. Yarın Fadime Hanım'dayız. Yaşına hürmeten beklentim büyük. Yetiştirebildiği sürece güzel işler çıkaracağını düşünüyorum. Gerçi yemekler hakkında pek yorum yapamıyor kendisi ama umarım yorumunu yaptığı yemeklerde katar. Yarın Fadime Hanım'dayız. Fadime Hanım hiçbir şekilde hiçbir beklentim yok. Hatta masada söyledim biz acaba yarın ne yiyeceğiz? Çok merak ediyorum ben yarın ne yiyeceğim? Beşamel sosu yapmasını bilmiyor. Domates çorbası yememiş. Lazanya yememiş. Kuzu haşlamaya resmen böyle de olabilir dedi. Ben çok merak ediyorum yarın biz ne yiyeceğiz? Yarın Fadime Hanım'ı gerçekten çok merak ediyorum. Yani en çok merak ettiğim o olacak. Hani hiç yorum yapamıyor ya, hiçbir şey yorum yapmadı, hiçbir şey bilmiyor. Bakalım kendisi neler biliyor, neler yapabilecek. Merakla bekliyorum onu. Yarın benim günüm. İnşallah yarın güzel yemek yapacağım. Onları çok güzel de karşılayacağıma umudum vardır. Bugün Cengiz Bey'in masasında sadece masa düzenini ve misafirperverliğini beğendiğim için ona puanım 2. Ben bugün Cengiz Bey'in masasındaki hiçbir şeyi beğenmedim. Sadece misafirperverliğini beğendiğim için emeğine karşılık puanım 2. Cengiz Bey'in ben bugün sadece çorbasını beğendim. Çünkü diğer yemeklerden hiçbirini beğenemedim. Hazır kullanmıştı nohutu. Evet ama tadının en güzel olduğu şey çorbasıydı. O yüzden ona puanım 2. Ben bugün sadece çorbasını beğendim. Puanım 2. 3. gün bugün. 2 gündür öyle ağır eleştiriler yaptı ki onu beğenmedi, bunu beğenmedi. Doğru dürüst isimli yemekler seçin dedi. Ben pilav ustasıyım dedi. Börek ustasıyım dedi. Yemek uzmanıyım dedi. Beklentiyi yükseltti. Bütün arkadaşları sevindiler tabii. Olmadı. Ben böreği beğendim ama yavan geldi. Çorba istediğim gibi olmadı. Pilavda çok iddialıydı, başarısızdı ve masada dayanamadım söyledim. Aysu'nun pilavı Cengiz'in yaptığı pilavdan çok daha başarılıydı. Haşlama aslında çok güzeldi ama sunumdaki hatası onu batırdı. Yarın Fadime'nin evindeyiz. Bakalım Fadime nasıl bir menüyle karşımıza çıkacak, neler pişirecek, mutfak sohbetlerimiz nasıl geçecek? Şu ayıpı çok merak ediyorum, kocasını. Bakalım ne olacak? Tüm rakiplerinden 2'şer puan alan Cengiz Bey toplamda 8 puana ulaşıyor. Yarın Fadime Hanım'ın misafiri olacağız.